Bültenimizin sonunda Türk dünyasına gideceğiz değerli izleyenler. Azerbaycan'dan bir haberle bitireceğiz bugün bültenimizi. Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığa yeniden kavuşmasının 32. yılını kutluyor. 18 Ekim 1991'de ikinci kez bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan bu uğurda büyük bedeller ödedi. Bağımsızlık günü dolayısıyla Türkiye'den de tebrikler iletildi. Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti 32. yaşına girdi. Bulunduğu stratejik coğrafi konum ve zengin yeraltı varlıkları Azerbaycan'ı tarih boyunca büyük bir medeniyet merkezi haline getirdi. Ancak Azerbaycan Türk'ü her dönem zulüm ve işgal tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Bütün zorluklara rağmen devletler kuran Azerbaycan Türkleri bağımsızlık mücadelesinden hiç vazgeçmedi. Kurulan ilk cumhuriyet olan Azerbaycan Demokratik Halk Cumhuriyeti 1920'de Sovyet işgaline uğradı. 1980'li yılların sonuna doğru Sovyetlerin çöküş sürecine girmesiyle Azerbaycan'da bağımsızlık mücadelesi güçlenmeye başladı. Bağımsızlığa giden yol yine acı ve zulümle doluydu. Sovyet desteğiyle Ermeniler hem Karabağ'da hem Ermenistan'da Azerbaycan Türklerine karşı etnik temizlik yaptı. 1 milyondan fazla Azerbaycanlı doğduğu topraklardan göçe zorlandı. Bağımsızlık yolunda ödenecek bedel bunlarla sınırlı değildi. Tarihe kanlı ocak olarak geçen 20 Ocak 1990'da Kızıl Ordu bağımsızlık isteklerini bastırmak için Bakü'ye girdi. Silahsız Azerbaycan Türk'ü sokaklarda katledildi. O gün bağımsızlık yolunda 130'dan fazla şehit verildi. 20 Yanvar hadiseler zamanı Azerbaycan halkına karşı Sovyet devleti, Sovyet ordusu çok ciddi bir katliam hayata geçirdi. Ama Azerbaycan milli mücadelesini, istiklal mücadelesini hiçbir zaman geri durmadı. Direniş bağımsızlıkla taçlanıncaya kadar devam etti. 18 Ekim 1991 tarihi Azerbaycan Devleti'nin ikinci kez bağımsızlığa ulaştığı gün olarak tarihe geçti. 44 gün süren tarihi zafer sonrası 12 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yayımladığı kararnameyle bağımsızlık günü olarak kutlanan 18 Ekim'in bağımsızlığın yeniden sağlanması günü olarak kutlanacağını ilan etti. Cumhuriyet günü olarak kutlanan 28 Mayıs tarihinde de bağımsızlık günü kutlanacak. Karabağ'ı büyük ölçüde işgalden azat etmesi bizim milli istiklalimizin, devletçiliğimizin ne kadar önemli olduğunu, özellikle kardeş Türkiye'mizle stratejik ittifakın, ortak güç inşasının asrın evvellerinde olduğu gibi bugün de nasıl önemli olduğunu açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Bağımsızlığın yeniden tesis edildiği gün dolayısıyla Türkiye'den de tebrik mesajları geldi. Milli Savunma Bakanlığı İki Bedende Bir Can, Türkiye-Azerbaycan başlığıyla yaptığı paylaşımda kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutluyor, asil Azerbaycan halkını gönülden selamlıyoruz. Kardeşlerimizle tek millet, iki devlet anlayışıyla her zaman bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ifadelerine yer verdi. Türk Devletleri Teşkilatı, TürkSoy, Türk Polis Teşkilatı ve birçok kurumda paylaşımlarıyla Azerbaycan'ı kutladı.